Trabzon açısından 48 puanda bugün. 54 puanlı iki rakibi var. Hemen üstünde 57 puanlı lider var. Hemen arkasında evet. da 45 puanlı Hatay var. Bu maçtan sonra Trabzonspor açısından şampiyonluk hedefiyle ilgili bir değişiklik var mıdır? O hedefi koymuş muydu Trabzonspor? Sadece camia değil, teknik ekip de koymuş muydu? Bundan sonrası için neler beklemek lazım? Nasıl şekillenecek Trabzon açısından lig yarışı? Öncelikle şöyle söyleyelim. Trabzonspor sezona başlarken tabii ki parolası her zaman şampiyonluktur. O potanın içinde olmuştur. Hep kovalamıştır ama sezona çok kötü başladıktan sonra bir hoca değişikliğinden sonra 7'de 7 yapan bir Trabzonspor takımından bahsediyoruz. Yani bazı maçları belki 1-2 maçı kötü oynarsın şansa kazanırsın ama demek ki doğru işleri yaptığı için Trabzonspor buraya geldi. Tamam bugün iyi oynamadı Trabzonspor takımı. Şunu söylemiyorum. Mücadele etmedi diye Trabzonspor takımı. Buradan yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor takımı mücadele etti. 7 maçı bugün 8. maçını oynadı. Gol atamadı Trabzonspor takımı bugün. Yani hep gol atıyordu. Gol atmadı. Trabzonspor takımı gol atamadı. Ve Abdullah Hoca döneminin ikinci yenilgisi değil mi? Yanılmıyorum. Evet bir Galatasaray'a yenildi. Bir de şimdi yenildi. Bir de tabii ki kupada aldığı bir mağlubiyet var ama ligde 2 tane var. Ligde 2 tane. Bu kadar kısa sürede doğru işler yapan bir teknik adam var. Yenileceksin. Bugün sadece Trabzonspor'u eleştirirken belki kötü gibi görünüyor ama Fenerbahçe takımı doğru işler yaptı sahada. Yani o kenarları kapatarak özellikle Zalai'yi iyi oynattı. Gökhan iyi oynadı bence. Vakame'nin tarafında tabii ki ona destek oldular ama doğru oyun oynadı Fenerbahçe takımı. Özellikle 40 dakika çok iyi oynadı. Tam Trabzonspor takımı ikinci yarı topun hakimi olmaya başladı. O ara zaten evrilmeye başlanırken oyun Fenerbahçe takımı skoru yaptıktan sonra tabii ki doğal olarak oyun Fenerbahçe'ye doğru kaydı. Ama Trabzonspor'un yapacağı şey bundan sonra iki tane maçı var şu an önünde. Sıkışık takvim diye bir şey var. Kasımpaşa Alanya oynayacak. Herkes evet. puan kaybedecek. Trabzonspor'un sıkıntılı olduğu nokta şu. Öteki takımlar gibi özellikle Fenerbahçe gibi kadro derinliği olan kadro zafiyeti var Trabzonspor'un. Yani bugün yine hocanın elini kuvvetlendirecek oyuncular var mıydı? Var ama onlar hazır değil. Bir Yunus Mallı var. Biraz daha zamanla iyi olacak. Ben koptuğunu düşünmüyorum ama Trabzonspor takımı şu an şampiyonla oynarım demiyor. Hoca doğrusunu yapıyor zaten. Yani her maça 3 puan olarak bakıyoruz. Ha ondan sonra nasıl bu seviyeye geldiyse Trabzonspor takımı sıralamada belki aynı sıralamaya gelecek, aynı seviyelere gelecek ama kopmuş veya bitmiş diye bir şey yok Trabzonspor için. Hep konuşuyorduk. Geldikten sonra 7 maç üst üste kazandı Trabzonspor takımı. Tabii. Yine belki aynısını yapabilir. Bu aynı hoca, aynı hoca takım. Da onu söylüyor. Değişen bir şey yok ama ben kopma olacağını düşünmüyorum. Ha, şampiyonluk demiyoruz zaten. Hoca da söylemiyor bunu. Taraftar da demiyor ki biz şampiyon ama bu maç kazanılmış olsaydı tabii ki şu an farklı bir açıdan bakıyoruz biz. Bu maç kazanılmış olsaydı ister istemez ne olursa olsun belki hoca söylemeyecekti demek ama zorunda kalacaktı, tabii şampiyonluk o zaman kelimesi daha fazla telaffuz edilecekti. Ya hocanın burada yani hocaya bırakılan miras kötü Abdullah Avcı'ya. Kredisi oynuyor. 17 maç oynamış bu maça kadar. 13 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyetim var. Bir mağlup oluyorsun. Bir seri daha yakalaması lazım. Çok büyük bir şey. Tabii bak şimdi. Tabii yani işte bir seri daha yakalaman lazım. Çok zaten kolay bir şey değil hocam. Bir şey, bir şey demiyor. Hayır yani şanssızı hocam onu demek istiyorum. Yani kötü bir miras. Hayır ben bir şey demek için demiyorum. Hocaya hak vermek için. Kredisiz. Yani düşün çıkıyorsun evet. Fenerbahçe yenebilir mi? Yenebilirsen ne kadar kriz de olsa evet. Fenerbahçe doğru. Sonuçta yeniyor. Şimdi şampiyonluk yarışından yara alıyorsun. Bu arada çok iyi bir de giderken Trabzonspor'un bir şanssızlığı daha var. Üstteki takımların hepsi iyi gitti. Evet kazandı. Yani zaten Newton'dan çok kötü böyle puan olarak... Ya takım 15, sağ, 14. Içinde, 15. sağ içindeki performans geldi. Ya, 7 hafta. Şimdi takım olarak performansı kötü bir takım aldı. Bir de puan anlamında ciddi makas var. Kredisler maçı oynadı. Buraya kadar gelmesi bile Trabzonspor'un çok büyük başarı. Yani bu maçı oynaması, Beşik maçı bile büyük başarı. Evet. Şimdi tabii sorular çok fazla. Pozisyonlara ilişkin sorular da çok fazla. Ama onlara gelmeden bugün maçın tek golünü atan Pelkas açıklamalar yaptı. Maçında Erman Hocam'a göre yıldızı. Ama Erman Hocam en önce program ama başlamadan... Ama Erman Hocam. Hayır, Erman Hoca dedi ki... dedi kim en başta mesela o program başladığında sahanın yıldızı? Uğurcan dedi. Bugün müthiş oynadı dedi. Pelkası, aynı fikirdeyim. Pelkası sonra şey yaptı. Aynı fikirdeyim. Sağ yani gösterip sol vurdu. Şelin dedi haftanın işte yıldızı. En iyisi. Pelkas dedi. Kaleciydi Trabzon kalecisi ama ve lakin. Maç 1-0... Ve bunu da atan adam Pelkas. Ve kötü de oynamadı. İyi oynadı. Maçın şeklini ve bütün Fener'in şeklini değiştirecek belki bu goller. Haliyle de golü atan adamı seçelim ya. Tamam. Yoksa öteki de hakikaten çok iyi. Sen tabii. Pek sevmezsin hocam golü atan adamları pek. Severim. Ama bugün şu oldu.
Hani Yunan'ın Yunan'a yaptığını düşman düşmana yapmaz oldu. Hocam Feyyaz niye soruyor? Sen stoperdin yani. Gol atan adamı sevmezdin ondan değil mi? Yok, savunmacı hocam, diye. Hocam, ama santrafor başladı. Santrafor başladı. Bunu bin defa söyledik hala. Hayır santrafordan dönme ama esas kariyerini stoperde yaptı. Doğru mu hocam? Esas kariyerini stoperde onun için söyledim. Şimdi o zaman Pelkas'a bir kulak verelim bakalım neler söylemiş. Evet ilk önce maçı bir değerlendirdi bize. Zorlu bir maçtı ama Erol Hoca Göztepe maçından sonra kazanacağız dedi. Ve Fenerbahçe zor da olsa kazandı. Yarışa tutundu. Zorlu bir hafta oldu. Neler söylemek ister? So first of all could you evaluate the match because before the match Erol Hoca said that you were going to win this game. It was a hard match but you won and you still continue in the title race. What would you like to say about the game? Yes, we are very happy that we was winning today. It's derby, it's difficult, it was a tough game, but finally we take the 3 points and we have to continue like this and to think game by game and don't think in the end. Of course our target is a title, but we must think game by game to watch every game like a final. Gerçekten çok mutluyuz çünkü derbi maçları her zaman zordur ama sonunda buradan 3 puanla ayrılmayı başardık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk ama sonunu düşünmeden her maça tek tek maç maç bakarak devam etmemiz, bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Peki bize bir de golü anlatır mı? O pozisyonda ne düşündü ve vurdu? Çok güzel bir gol attı. Ve Erol Hoca çok sıkıntı yaşadı bu hafta içinde. Kendisi nasıl destek oldular futbolcular olarak? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister mi? Bir de özür dilerim. Yeri tam olarak 10 numara mı yoksa kanatlarda mı daha başarılı olur? Onu da sorabilir miyim? So first of all, could you explain us about the action that you scored the goal? How was it? What were you thinking before shooting? And also Erol Hoca had a lot of problems during the week. How was the situation during the week? Did you, the players, support him? And the last question, which is your original position, number 10 or winger? Yes, and yes. First of all, I took the ball from Ferdi. I saw the space. I drive with the ball, and when I feel that I'm a little bit closer at the opposite goal, I shoot. I didn't think something else, and I scored. Second of all, yes, it was a difficult week, but what we said is between us. We must stay in the dressing room. The most important is that we react like a team, like a family. We have to react in every game like this. We have to fight more. We have to work more. And I think if we do all of these things and we improve more, we can win in the end. Öncelikle gol pozisyonunda Ferdi bana topu attı. Ben de boşluğu görünce biraz topu sürdüm. Rakip kaleye yaklaştığım anda da şut çektim. Başka bir şey düşünmedim o anda açıkçası. İkinci sorunuza gelecek olursak dediğiniz gibi gerçekten zor bir haftaydı bizim için. Ama içeride konuşulanların içeride soyunma odasında kalması gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan biz bugün bir takım gibi reaksiyon gösterdik. Bir aile gibi reaksiyon gösterdik. Her maç böyle devam etmemiz gerekiyor. Her maç bundan daha da fazla savaşmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde sonunda kazanabiliriz. Teşekkürler arkadaşlar. About your position, will you tell something? Every week they ask me the same thing. I said that I like to play in the pitch. I don't care where she can put me, but I like to help my teammate. And for sure, our coaches have responsibility that he put the team how he wants. So we, the players, have to work more. We have to fight like together, like a family inside of the pitch, like I said before. And who play, who don't play, who stay outside, he must support each other. And only like this is a way to win something. Thank you guys. Her hafta aynı soruyla karşılaşıyorum. Dediğim gibi ben oynamayı seviyorum. Sahada olmak istiyorum. Hangi pozisyonda olduğum benim için önemli değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Bu hocamızın sorumluluğu. O nerede isterse biz oyuncular olarak oynamak zorundayız. Bizim her zaman savaşmamız, bir aile gibi savaşmamız gerekiyor. Oynayan oynamayan herkesin aynı hedefe odaklanması gerekiyor ki sonunda bir şeyler kazanabilirim. Oynayan oynamayan herkesin aynı hedefe odaklanması lazım ki sonunda kazanabilelim diyor Pelkas. Hocam siz daha geldiğinde demiştiniz. Bazı şeyler soyunma odasında kalmalı diyor. Evet. Yani her şeyi söylüyor çocuklar ya. Ama Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Sosyal medya Fener'i duman etmiş. Çok net ya, her şey çok net konuşulmuş. Şeyde de yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da onu söylüyor. Evet. Burada da ne kadar hata yaptıklarını söylüyor. İçeride topçuların. Tabi bu arada yöneticilerin de var.
Erman Hoca güzel bir konuya değindi. Sosyal medyayla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca'nın en büyük rahatsızlıklarından biri hafta içi antrenman yapıldığı, 15 dakika sonra sosyal medyada bir taktik antrenmanı çalıştı Fenerbahçe takımı. Kim oynuyor ilk 11? Kim sakat? Kim tribüne gidecek o hafta? Bütün hepsi 15 dakika sonra sosyal medyada yazılıp çizildiğinden Erol Hoca'nın da bundan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Bunu öyle net geliyor, bir şekilde haberler. Biliyorum yani. Geliyor geliyor evet. Sen sadece de duymuşsundur. Futbolcular mı hocam? Yani orada başka birileri de olabilir, olabilir mi? Olabilir tabii canım. Hatta yani bunu sağlık yani çalışanı kendi yani yani da bu var. Oradaki Samandıra ekibi de var yani. Feyyaz bununla ilgili hatta Emre Belezoğlu'yla da kulüp çalışanlarından yani konuştuğunu, evet, evet konuştuğunu konuşmuş. Söyleyeyim. Konuştuğunu, dile getirdiğini bu rahatsızlığın her şeyin dışarıya 15 dakika sonra antrenmandan sonra sızdığını, halledilmesi gerektiğini Emre Belezoğlu da demiş gerekli şeyi biz de hocam merak etme yapacağız, üzerine gideceğiz bu olayı. En büyük sıkıntısı bu.